Dedim nazlı kelebek. Mutlu musun sevgilim? Evet, çok mutluyum. Ya sen? Seninle evlenmek için intihara kalkıştığımı unutuyorsun. Babamı razı edip gelinliği giydiğime göre çok mutluyum canım. Sevgilim, nikahtan sonra babamın sana bir sürprizi var. Sakın şaşırma. Bundan sonra kaptanlığı bırakacağını ilan edecek. Ben mi bırakacağım kaptanlığı? Evet. Artık babamın genel müdürü olacaksın. Fabrikasının başına geçeceksin. İmkansız bu. Ben mesleğimi bırakamam Selma. Denizlerden vazgeçemem. Ve her limandaki sevgililerinden. Evlenmemize ancak denizleri bırakman şartıyla izin verdi baban. Biliyorsun sana güveni yok. Benim de yok Hakan. İstiyorum ki uğradığın son liman ve o limandaki son sevgili ben olayım. Buyurun. Her şey hazır efendim. Sizi bekliyorlar. Kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak şahitlerin ve davetlilerin huzurunda sizleri birleştirmek için burada bulunuyorum. Siz Hakan Ünsal, Selma Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Selma Sayan, Hakan Bey'i kocala... Ediyorum efendim. Ben de sizleri İstanbul Belediye Reisi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bütün iyi ve kötü günlerinizde beraber olmanızı dilerim. Tebrik ederim. Baba, babacığım. Canım babacığım benim, babam benim. Söylemiştim sana, bu herifin her limanda 5 karısı vardır diye. Kefaze, utanmaz herif. Bir dakika. Bu çocuğu tanımıyorum ben. Kim getirdi bunu? Çocuğu getiren benim. Sokakta buldum. Babama götürün diye ağlıyordu. Elinde adresli fotoğrafınız var. Bu çocuğu tanımıyorsun ha? Yalan söylüyorsun. Seni liman zamparası seni. Şerefimizi rezil ettin. Alçak! Hadi kızım. Kimsin sen? Söyle nereden peyda oldun böyle? Söyle nereden? Babacığım, ne olur beni götürme oraya. Ne olur götürme. Senin baban değilim ben. Seni tanımıyorum. Söyle nereden geldin? Bakım evinden kaçtım. Gidelim oraya da bacak kadar boyunla yuva yıkmak nasıl olurmuş öğren. Bakım evinizdeki her çocuk canı isteyince kaçabilir mi böyle? Ne biçim bir müessese burası? Biz de bu küçük kaçağı arıyorduk. Aramamak için kaçırmamak lazım. Bu ufaklık hayatımı alt üst etti. Eline bir resim geçiren her çocuk baba diye dolaşır mı kapı kapı? Nasıl idare ediyorsunuz burasını? Sinirlenmeyin beyefendi. Bizim isteğimizin dışında bir şey bu. Ya, sinirlenmeyeyim öyle mi? Hoşlandığım güzel bir kadın, genel müdürlükler, sonsuz bir servet... Hepsi bunun yüzünden uçup gitti. Kimdir bunun anası babası? Bakım evimizin önüne küçükken bırakıldığında üzerinde bir kağıt varmış. Babasının adı yazıyormuş. Ama kendisini bir türlü bulamadık. Babasının adı Hakan Ünsal. Hakan Ünsal mı dediniz? Evet. Onu bulup getirenin adını, soyadını ve adresini yazmamız gerekiyor. Adınız, soyadınız efendim? Hakan Ünsal. Hakan Ünsal mı dediniz? Evet. Bu çocuğu hayatımda ilk defa görüyorum. Bugüne kadar da hiç evlenmedim. Bugün de onun yüzünden nikahım yarım kaldı. Müsaadenizle.
Söyle bakalım, denizi sever misin? Bembeyaz gemileri, martıların çığlıklarını. Hem de bayılırım. Benim tayfam olur musun? Tabii olurum. Lütfen gerekli işlemi yapın. Onu yanıma alıyorum. Sevdin mi yeni elbiseni? Annen yok mu senin Hakan? Yok, bilmiyor musun? Baban da yok öyleyse. Babam sensin ya. Ha sahi, babam benim. Gene mi? Evet, gene efendim. Her doğum gününüzde olduğu gibi bir tek beyaz lale. Bu defa kapının önünde buldum. Bugün bir de mektubunuz var efendim. Büyüdüğünde yakışıklı bir denizci olacaksın. Sana da kadınlardan böyle çiçekler gelecek. Yıllarca bıkmadan, usanmadan çiçek gönderecekler sana da. Göndereni hatırlamayacaksın bile. Benim gibi. Ben kaptan olacağım senin gibi. Beni hiç tanımayan sevgilim, bütün gücümü toplayıp sana, beni hiç tanımayan sevgilime ilk ve son defa olarak yazıyorum. Çünkü gücüm kalmadı artık, öleceğim. Hastalığım iyiye dönerse bu mektubu göndermeyeceğim sana. Ama mektubum eline geçerse bil ki artık son okuma dalmışım. Ne acı diyeyim. Beni ancak ben öldükten sonra hatırlayacak, tanıyacaksın. Nihayet yıllardan sonra bütün hayatımı öğreneceksin. Sana ait olan fakat senin bilmediğin hayatımı. Bir deniz kazasında ölen sevgili babasının yasını tutan o içine kapanık kızı, o yapayalnız kızı nereden hatırlayacaksın? Bütün gün pansiyondaki odamızda dikiş diken, yalnız kalmanın acısını da benden çıkaran annemin diktiği şeyleri mağazaya götürmekten, yemek ve çamaşırdan başka hayatım yoktu. İçim içime sığmaz. Her şeyi bir anda bitirmek isterdim. Sanki beklediğim biri var gibi. Oysa yalnızdım. Yapayalnız. Biraz yavaş ol kızım. Senin telaşından benim yüreğim sıkışıyor. Ha, şey, parayı haftaya alırsın derlerse... Pansiyonun kirasını vereceğiz derim. Hayrola Margaret? Yukarı kattaki odayı kiraya vermişimdir. Yarın taşınacak da onun için temizliyorum. Kolay gelsin. Haydi güle güle. Yüreğim her zaman heyecanla çarpar. Varlığıyla beni serseme çevirecek kahramanımı beklerdim sanki. Bütün hayatım pansiyonla dikişleri götürdüğüm mağaza arasındaki yolda geçerdi. Ben kayara kül olsam eram, yine de senden ayrılamam. Yoluna ömrümü ben sensiz olamam. Yara kül olsam eram, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşa.
yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü... Tek sevgilim Deniz. Sevgili babamı benden ayıran Deniz. Martıların, dalgaların sesini, kıyıya çekilmiş motorlar arasında denizin kokusunu içime çekerek gezmeyi nasıl da severdim. Bu yalnızlığımdan bıkmıştım artık. Acaba ben de bir gün mutluluğu bulabilecek miydim? Benim de bir sevgilim olacak mıydım? Biliyordum içten içe ki beklediğim biri vardı. Ama kim? Kim? Güzelim. Kanaryam. Boğaz'da bir tur atalım. Hadi gel. Gel. Hadi güzelim. Fazla naz aşıkı sendirir. Gel. Hadi. Gelsene. Gel be yavrum. Gel. Amma da nazlıymışsın ha. Sen gelmezsen biz de seni zorlayız. Amma zorladın be. Gel. Hadi. Gel. İşte nihayet kafana kısıldı. Bırakın beni. Güzellik de söyledik olmadı. Bırakın beni. Dur be. Tertemiz bir çiçeğe benziyorsun. Beyaz bir laleye. Dikkat et bir daha bu vakitlere kadar sokakta kalma. İster misin seni evine bırakayım? Sağ olun. Ben giderim. Zaten evim yakın. İyi akşamlar. Seni bulmuştum. İçimden bir ses. İşte o. İşte beklediğin erkek o diye haykırıyordu. Evet sen. Seni bulmuş. Bulduğum günde kaybetmiştim. Haksızsam söyle Pınarcığım. Sizin bir erkeğe ihtiyacınız var. Sizi bu pansiyon köşelerinden kurtaracak bir erkeğe. Öyle değil mi yavrucuğum? Tahir Bey de annen için yani... Babamın yerini kim sağlamaz Margaret? Bu eve başka erkek giremez. Buraya başka erkek girmeyecek ki. Siz Ankara'ya onun evine gideceksiniz. Kiracım gelmiştir. Gitmeliyim artık. Hoş geldiniz. Sendin eve yeni taşınan kiracı. Bu bir tesadüf müydü yoksa artık talihim bana gülmüş ve benim de mutlu olmamın zamanı gelmiş miydi? O güne kadar bütün kaptanları babam gibi sanırdım. Oysa sen bambaşkaydın.
Margaret. Demek yeni kiracın genç bir kaptan. Güzel eriştir değil mi? Evli mi? Yok canım, bekardır. Daha çiçeği burnunda bir kaptan. Bekar olmasına bekar ama her limanda bir sevgilisi vardır. Bir gün ona, bir gün ötekine koşar durur böyleleri. Kelebek gibi desene. Sen bir kelebektin belki. Konduğun çiçekleri unutabiliyordun. Ama o çiçekler... Acaba onlar seni unutabiliyor muydu? Bak göreceksin ne güzellerim. Seferden döndüğünde beni unutmuş olma sakın ha. Tertemiz bir çiçeğe benziyorsun. Beyaz bir laleye. Dünya durdukça unutamam seni. Canım sevgilim, seninle dünyanın bir ucuna bile giderim. Biliyor musun, sen de insanı büyüleyen öyle bir şey var ki anlatamıyorum. Belki diyorum Margaret haklı. Böyle pansiyon köşelerinde sürüneceğimize Tahir Bey'le babamı bu kadar çabuk unutamayız anne. Ama bir gün gelecek, çalışamayacağım o zaman. Hele bir okulumu bitireyim. O zaman ben bakarım sana. Kimseye muhtaç olmayız. Sevinçten çılgına dönmüştün. Düşün, senin odanı görecek. Sana, günlük hayatına biraz daha yaklaşacak, sokulabilecek. O sımsıcak gözlerinle başkasına asla gülmeyeceğine bir kere daha inanacaktın. Limandan bir sevgili değil mi? Seni gidi seni. Nedir bu kızlarla işin ha? Kızdım sana. Ama haklısın. Sen ne de olsa denizcisin, erkeksin. Affet beni. Benimle dans eder misin? Etmiyorsun öyle mi? Darıldım sana. Konuşma benimle. Ne olur, yalvarıyorum, dans et benimle. Tamam mı? Kabul mü? Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ver bakalım kolunu omzuma.
var birkaç kuruşumuz elhamdülillah. Ankara'ya yerleşir, geçinir gideriz vesselam. Hadi gel de misafirimize bir hoş geldin de. Hoş Tahir Bey de pek misafir sayılmaz ya, neyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berhudar ol yavrum, berhudar ol. Ananla biz evli olmak niyetimiz var. Malumunuz olmalı yavrum. Ankara'ya yerleşip karınca kaderince üçümüz bir evde yaşayalım derim. Bu ne terbiyesizlik? Misafirin yanından böyle mi çıkılır? Üstelik ileride baban olacağını bildiğim bir kişi. Hayır. Kimse benim tekrar babam olamaz. Neden olmasın? Ömrüm oldukça dikiş makinesinde kamburum çıka çıka seni besleyecek değilim ya. Anne. Gel odaya ve ondan özür dile. Hayır. Ailemize babamdan sonra erkek giremez. Yalvarırım, beni anla anne. Buna sen değil ben karar veririm. Gir içeriye diyorum sana. Hayır, gelmeyeceğim. Anlamıyorlar seni, değil mi? Onların zamanıyla bizim zamanımız çok farklı. Hadi ağlama artık. İnsanlar acılara karşı güçlü olmazsa yaşama gücünü kaybeder. Hayatta hiçbir şey uğrunda gözyaşı dökmeye değmez. Sevdiğin erkek yüzünden annenle kavga etme. Onu gerçekten seviyor musun? Delikanlı memnundur herhalde. Bilmiyor ki. Bilmiyor mu? Ha, gizli aşk öyle mi? Ne duruyorsun, gidip anlatsana. Korkuyorum. Bana güler diye korkuyorum. Ben gülmezdim. Kimse gülmez. Bütün erkekler gerçek aşkın hayaliyle yaşar. Hadi git anlat ona. Benim gibi böyle doğum gününde yapayalnız kalma. Git koş, aşkını ilan et ona. Mutlu yılları, mutlu günleri. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Her şey bir anda oluvermiş. Annem Tahir Bey'le evlenmişti. Sabah ilk trenle Ankara'ya gidiyorduk. Pencereden uzanmanı, gitme, benimle kal, rıhtımda yolumu bekleyen karım ol diye bağırmanı istedim.
Üvey babam, namuslu bir erkeğin kızı onun bunun işinde çalışmaz diye bana evden dışarı adım attırmıyordu. Yediğim bir lokma ekmeği bile fazla görür olmuşlardı. Annem daima onun tarafını tutardı. O gün... Bende çok para var. Kocaman bir eve taşınırız. Saray misali. Hep birlikte otururuz. Yo, sen de çalışmasın artık Tahir Bey abi. Hele sen bir iş yapmasın evde. Sultanlar gibi gelsin yemek, gitsin yemek. Hayır, hayır, hayır. Evet, evet, evet. Sittin sana ben bakacak değilim ya. Böyle yağlı kapıya sırt çevireceksen defol git istediğin yere. Anne, o adamla nasıl evlenirim? Anne bir şey söyle. O karışmaz. Evleneceksin dedim sana. Evlenmeyeceğim. Burası aşevi değil. Geç sokaklarda sürt de aklın başına gelsin. Hadi defol evimden. Tahir. Bunu yapmamalıydım. Sen sus. Döndüğü zaman göreceksin. Mum gibi olacak. Mum. Artık kararımı vermiş olarak sana dönüyordum. Gözyaşlarımı sildiğim merdiven başına dönüyordum. Senden başka kimsem yok. Seni seviyorum diyecektim sana. Seni ne kadar sevdiğimi öğrenince beni çılgınlar gibi karşılayacaktım. Seni sevdiğimi biliyordum. Sana döneceğimi biliyordum. Evleneceğim. Rıhtımda yolunu bekleyen karın olacak. Sana senden güzel çocuklar doğuracaktım. Hoş geldin canım. Ne işin vardır İstanbul'da? He? Ben çalışmaya geldim Margaret. Düşündüm ki belki bir boş odam vardır. Var, var. Evet, bir boş odam vardır. Onu da sana vereceğim. Artık havalisleri de akşama almadırsın. Margaret, hani bir kaptan vardı. Bak işte onun odasını sana vereceğim. Buradan gideli çok olmuştu. Ne biçim bir kelebektin sen? Ben geldikçe sen kaçıyordun. Bir zamanlar içim titreyerek yolumu beklediğim merdivenlerden şimdi seni kaybetmiş olarak çıkıyordum. Artık senin odanda yaşayacak, senin yatağında yatacaktım. Sensiz bir dünya düşünemiyordum. Sokaklara dökülmüş seni arıyordum. İnsanların hepsi kalpsizdi. Yerini biliyor fakat bana söylemiyorlardı. Sanki seni yıllardır senin için çarpan yüreğimden gizliyorlardı.
Gün geçtikçe seni bulmak ümidimle birlikte param da bitiyordu. Muhakkak bir iş bulmalıydım. Sana kavuşmak için yaşamam, yaşamam için de çalışmam şarttı. Evet, bir iş bulmalıydım. Maalesef size verilecek bir işimiz yok kızım. Peki, seni işe alıyorum. Yardımcı ol bakalım. Peki efendim. Sana ne yapacağını göstereyim. Sahiden şimdi işe alındın mı ben? Neden olmasın? Senden güzel tezgahtar mı bulacaklardı? Nihayet iş bulmuştum. Ama yıllar sonra düşününce, o gün o işi bulmasam belki de böyle olmayacaktım diyorum. Çünkü ne olduysa orada oldu. O tezgahın arkasında başladı her şey. Bluz rica ediyorum. Şu çiçekle var, hiç fena değil. Ah, evet, gider çok mi? Güzel ama biraz frapan bu. Daha mi? Sade bir şey istiyorum. Var, yalnız bu biraz büyük galiba sizin için. Başka size'ları yok mu? Belki var. Bir dakika bakayım, müsaade edersiniz. Seni görmemle kaybetmemden bu yana tam 6 ay geçti. Artık yeni iyileşmiş bir hasta gibi duymadan, görmeden, hiçbir şeyi arzu etmeden yaşıyordum. Bütün eğlencemiz sinemaydı. Arka tarafın uçurum, kaçmana imkan yok, teslim ol. Kurtulamayız bunların elinden. Çaresiz teslim olacağız. Bir tek çare var. Birimiz kaçar, öbürü yakalanır. Sana en iyi avukatları tutacağım. Çıktığın vakit ortağımsın. Bu parayla yeni işler yapacağım. Unutma. Çıktığın vakit milyoner olsam da, meteliksiz olsam da yarı yarıya ortağımsın. Tekrar ediyorum, teslim olmazsam vurmak zorunda kalacağım. Hadi, hakkın helal. Helal olsun. Aslan arkadaşım benim. Güle güle. Durun! Ateş etmeyin, teslim oluyorum. İster misin? Hey, nereye gidiyorsun? İşte, artık kaybolamazdım. Bulmuştum seni. Beni görür görmez tanıyacak, beyaz lalem diyecektim. Birden bir korkudur gelip çöreklendi içime. Ne diyecektim şimdi sana? Seni içten içe, seni uzaktan uzağa deliler gibi seven şu zavallı kıza acı mı diyecektim? Beni mi arıyorsunuz? Ters bir kıza benziyorsun. Benim bildiğim erkekler gider kızın peşinden. Sizi birisine benzetmiştim de. Ben de seni birine benzetiyorum. Ta uzaklarda, Çin'de bir kıza. Çok güzel çay yapardı. Sen de becerebilir misin? Buyurun öyleyse. Buyurun gidelim.
Ne garip. İnsanın içine huzur veren bir sessizliğim var. Sevdim seni. Söyle bakalım ne istersin? Dile benden ne dilersen. Gazino istersen gazino. Kulüp istersen kulüp. Doğum günüm bugün. Nereye istersen götürürüm seni. Şey, sahiden götürür müsünüz? Söyle, nereye gitmek, neyi görmek istiyorsun? Geminizi. Gemimi mi? Hı hı. Söyledim ya ötekilere hiç benzemiyorsun diye. Hadi bakalım, doğru rıhtıma gidiyoruz. Vakit geç oldu, yazık. Gemiyi uzun uzun gezemeyeceksin. Güverteden ötesini merak etmiyordum zaten. İlk defa mı çıkıyorsun güverteye? İlkinde 8 yaşındaydım. Babamın şapkasını giymiş, şurada tayfalara selam durmuştum. Ne güzel yarabbim, denizin kokusu, dalgaların sesi. Rüya gibi. Güzelliğin de öyle. Biliyor musun, sende insanı büyüleyen öyle bir şey var ki anlatılmıyor. Beyaz bir laleye benziyorsun. Neden seni daha önce görmedim hiç? Babam insan görmek istediği yere bakar derdi. Daha önce karşıma çıksan muhakkak seni görmek ister, sana bakar. Rüya gibi, hayal gibi geçen o gece aşkın günahım olmuştu. Ona her şeyi anlatmalıydım, gerçeği bilmeliydi. Onun bir gecelik kadınlarından olmadığını, onu ilk günden beri sevdiğimi bilmeliydi. Fakat bunu ona nasıl söyleyecektim, nasıl anlatacaktım? Bana gülmeyecek miydi, küçümsemeyecek, alay etmeyecek miydi? Güzelliğin büyüledi beni. Neden, neden daha önce karşılaşmadık hiç? Ben seni... Hayır, hiçbir şey söyleme. Zamanı boşa harcamayalım. Seninle yeniden doğmuş gibi oldum. Belki de daha önce gördük birbirimizi. Daha önce sevdik belki de. Muhakkak öyle. Kendimi bildiğimden beri seni arıyormuşum meğer. Sana öyle şeyler söyleyebilirim ki. Gülmeyeceğini bilsen. Gülmek mi? Senin yanında yaşadığımı anlıyorum. Sana anlatacak öyle şeylerim var ki belki de inanamayacaksın. Senin söyleyeceğin her şeye inanırım ben. Anlat, dinliyorum. Hemen şimdi burada mı? Evet. Bu o kadar kolay değil. O halde dönüşüme sakla. Her şeyi bana dönüşümde anlatırsın. Çok uzun sürmeyecek değil mi bu gidişin? Sürmeyecek. Bir ay sonra buradayım.
Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Bir ay içinde yanında olacağım demiştin. Aylar birbirini kovaladı. Ben yine bütün genç kızlığımda olduğu gibi seni bekleyerek yaşıyordum. Senin kutsal emanetini taşıyordum karnımda. Onun uğruna işimden de olmuştum ama şikayetim yoktu. Senden bir parçayı beraberimde taşıyordum. Dinle kızım. Bu çocuğun doğması senin ölümün olacak. Kandaki şeker öylesine fazla ki. Çocuğu doğurursan birkaç yıl ancak yaşarsın. Oysa doğumdan vazgeçersen... Hayır, vazgeçemem. Çocuğumu istiyorum doktor bey. Kızım anlatamadım mı sana? Ölmek mi istiyorsun? Ben çocuğumu istiyorum, çocuğumu. Allah analı babalı büyütsün. Adını ne koyalım oğlunuzun? Hakan olsun. Hakan. Artık güçlüydüm. Çünkü yanımda aslan gibi bir erkek, bir Hakan vardı. Evet, beni hiç tanımayan sevgilim. Hastanedeyken işini kaybetmiş bir annenin gidebileceği tek yeri. Talebelerin, otomobil kaynakçılarının ve bir zamanlar senin kaldığın yere. Margaret'in pansiyonuna dönüyordum yeniden. Buyurun. Bugün nasıl bakalım gangsterimiz? Şuna bak, insanı dövecekmiş gibi bakıyor. Sütü var mı? Var Selçuk, sağ ol. Aşağı iniyordum da bir şey ister misin diye uğradım. Sağ ol, biraz kuvvetlenirsem ben de çalışacağım artık. Bir şey istemiyor musun sahiden? İstiyorum Selçuk. Acaba bir kere daha... Rıhtıma bakayım değil mi? Peki, bakayım Pınar. İyi bir insandın. Dostluk akardı gözlerinden. Kaynakçıydın. Alt katta oturuyor, her fırsatta bana yardım için çırpınıyordu. Çalışacak hale gelince ona olan borçlarımı ödeyecektim. Allah'ım, oğluma bakabilecek miydim acaba?
Yanlış anlamayasınız o Selçuk. Pınar'ı çok seviyorum, hem de acıyorum. Ama düşünün o, aylardır bir kuruş bile kira almadım. Üstelik çalışmıyor değil, süt olsun, çay olsun koşturup duruyorum. Hadi Margaret, hadi. Zavallı kızın para diye boğazına sarılmayacaksın ya. Yok canım. Al. Benim odanın kirasını arttırıyorum işte. Pınar'ın kirasına sayarsın, olur biter. Ah canım. Hı. Selçuk, sen de zengin değilsin ki. Çalışabildiğim müddetçe zenginim madamcığım. Bugün krallara yakışır bir ziyafet var. Çünkü benim doğum günüm. 3 gün evvel de doğum günündü Selçuk. Yo yo, sen oturacaksın. Aşçılık benden. Vay zehir hafiye, nasılsın bugün? He? Güzel bir yumurta pişireyim önce. Neyse. Vazgeçtim. Benim yapacağım iş değil bu. Buyurun hanımefendi. Ben dadılık yapayım, siz yumurtayı pişirin. Gel. Bunu da nasıl tutacağımı kimse öğretmedi bana. Ay gangster, dur bakalım. Dur. Yolun rıhtımdan geçmedi mi hiç? Geçti. Şirkete sordum. Gemisi Milano'da kızaktaymış. Hala döneceğine ümidim var. Bugüne kadar seni aramayan... Ne bileyim... Tek satır olsun yazmayan... Adresimi bilmiyor ki. Hadi canım. Erkek milletini bana anlatma Pınar. Bu çişli herif de büyüdüğü zaman... Aynı numaraları yapacak kızlara. Çalışmaya mecburdum. Burada oturup çocuğuma kim süt getirecek diye bekleyemezdim. Pınar! Geldi, Hakan geldi. Gene rıhtıma uğradım. Dün gece seferden dönmüş. Hadi git bul onu. Ben dönene kadar sen çocuğa bakarsın. Deli misin sen? Çocuğu da götüreceksin ona. Bu çocuk senin diyeceksin. Bunca zamandır yolunu bekliyorum diyeceksin. Acaba dünyada senin gibi... Bir daha görüşemeyiz artık. Neden görüşmeyelim Selçuk? Sen ona kavuşuyorsun şimdi. Hep beraber olacaksınız. Evleneceksiniz. Sen de nikah şahidim olacaksın Selçuk. Sahi çağırır mısın? Artık seni sefere falan göndermem, haberin olsun. Yo, benim hayatım limanlar arasında dolaşmakla geçer. Bugün İtalya, yarın tır bir kelebek gibi uçarak Fransa. Ben limanları severim. Limanlardaki kadınları severim. Denizi severim. Sevmek. Sevmek için yaratılmışım ben. Aşk benim kanadımdır. Onlarla uçarım. Bak seni bekleyenler var. Kapıyı çalıp merhamet dilenecektir. Alışkınım bu tür kadınlara. Git sor istersen. Bir sevgilisi varmış, onu böyle yüzüstü bırakıp kaçmış falan filan. Bütün kadınların hikayesi aynıdır.
Öyle değil mi, haksız mıyım? Heh. Ver şunu da çeksin arabasını. Dua et de senin durumuna düşmeyeyim. Çünkü bu herife fena halde tutkunum. Şşt, bana bak, büyük dram sahneniz bittiyse girelim artık sevgilim. Beni unutmuştun artık. Beyaz bir laleye benzettiğin küçük sevgilini tanımamıştın. O zaman anladım ki kucağındaki kutsal emanetini büyütmek ölüme doğru süzülüp giden vücuduma kalacak. Sana ayda 800 lira. Yarın başlarsın, tamam mı? Bu da ne? Şey, çocuğum. Dışarıda bırakmıştım da. Vazgeçtim. Burası çocuk yuvası değil. Şey, bırakacak kimsem yok. Yalvarırım. Sizi hiç rahatsız etmez. Bir daha ağlatmam. Vazgeçtim dedim. Güle güle. Adam vazgeçmese ne olacaktı yani? Çalışabilecek miydin? Ayakta duracak gücün yok. Çalışmak için kapı kapı dolaşıyorsun. Çocuk da ateş içinde. Bak, senin yapacağın tek şey var Pınar. Çocuk zafiyet geçiriyor. Temiz havaya ve iyi gıdaya ihtiyacı var. Burada da bu saydıklarım mümkün değil galiba. Bu ilaçları alırsınız. Fakat iyi gıda ve temiz hava bu ilaçların hepsinden daha elzem. Günahlarımı affet demiyorum. Çünkü günahım yok. Yüreği küçücük heyecanlarla çarpan bir kızdım. Bütün istediğim onun bir gülüşü, bir güzel sözüydü. Ama şimdi günah işleyeceğim. Yavrumu onun kapısına götüreceğim. Kendi kaderime bile ağlayacak gücüm yok. Beni affet. Bütün suç benimdi. Herkes. Sen bile haklıydın. Selçuk da haklıydı. Canımdan vazgeçip ondan vazgeçemediğim bu sevgili varlığı ancak sana emanet edebilirdim. Başka kimim vardı ki? Sen onu büyütür, yürütür, okutur, yaşatırdın. Zarar yok. Annesi olduğumu bilmesin. Yeter ki yaşasın yavrum. Hakan'ım benim. Affet beni. Halsiz vücudu, zavallı hayatı yüzünden sana bakamayacak anneni affet. Demek yapamadın öyle mi? Bu sefil hayatın içinde çocuğun ölmesine göz yumacaksın öyle mi? Hayır.
Hayır. Bak Pınar'cığım, ben bir bakım evi biliyorum. Tertemiz odalar, yemekler, öğretmenleri bile var çocukların başında. Çocuğu oraya bırakırız. Sen de bir iş bulur çalışırsın. Akşamları da gider görürsün yavrunu, ha? Bakım evine mi bırakacağımı oğlum? Hayır hayır. Çalışırım, para kazanırım. Size yük olmam. Çocuğuma da bakarım. Ne olur. Pınar, dinle beni. Başka çaren yoktur. Hiçbirimiz zengin değiliz. Haydi yavrum. Hayır yapamam. Biliyorum yapamazsın. Hiçbir anne yapamaz. Kendi eliyle yavrusunu nasıl kapılara bırakabilir? Ver. Senin yerini ben yapacağım. Oğlum benim, kolum kanadım. Her şeyim. Yavrumu nasıl bırakırım ellere? Ver yavrum. Veremem. Dinle beni. İmkansız. Başka çaren yoktur. Beni yavrumdan ayırma Margaret. İkinizi de kurtarıyorum yavrum. Margaret! Aradan 4 yıl geçti. 4 uzun yıl. Her yıl doğum gününde sana bir tane de olsa beyaz lale gönderebiliyordum. Senede bir de olsa beyaz laleye benzettiğin küçük meleğini hatırlamanı istiyordum. Şimdi artık görsen bile hatırlamazdın beni. Bir türlü ölmeyen beni hatırlamazdın. Artık yataktan hiç kalkamıyordum. Daldan düşen her yaprak hayatımdan bir gün eksiltiyordu. Son yaprakla hayatımın son günü de gelip çatmıştı. Sabaha karşı yaprak düşecek, düşerken hayatımı da birlikte götürecekti. 4 yıldır ölümü bekleyen, ancak oğlunun başkasını gözleriyle görebilen bir annenin yaşamaya hakkı yoktu artık. Gördün mü oğlum? Ne olur yavaş yavaş anlat. Gene parmaklığın dibinde mi oturuyordun? Evet. Ördüğün eldiveni verdiğim zaman gözlerinin içi güldü. Bunu gönderen, adını bile bilmediğim teyzeyi benim için öp dedi. Oğlum nasıldı Selçuk? Gene neşeli miydi? Güzel miydi? Evet. Senin kadar güzeldi. Neşeliydi, sıhhatliydi. Acaba bir gün oğlumu görebilecek miyim? Tabii, yataktan kalkar kalkmaz. Yataktan kalkamayacağım ki. Bak, dalda tek yaprak kaldı. Benim de ömrümde tek gün. O yaprak düşünce... O yaprak düşmeyecek Pınar. Yaşaman için ne gerekirse yaparım. İcap ederse babamla bile barışırım. Aileme küsüp gurbete çıkmıştım. Ama senin için dönerim. Babamın elini öpüp af dilerim. Seni oraya götürürüm İzmir'e. Deniz, güneş, bir kuş sütün eksik olur. İster misin? Bir gün kaldı Selçuk. Bir günlük bir hayatı kurtarmak için boşuna uğraşıyorsun. Şu son yaprak sabaha düşecek. Düşmeyecek Pınar. Ve sen yaşayacaksın. Sabaha kadar bekle Selçuk. Eğer bu yaprak düşmezse... gelirim seninle. Evet, sabah olmuş ve Selçuk'un dediği çıkmıştı. Daldaki son yaprak hala duruyordu. O yaşıyordu. Ama acaba ben yaşayabilecek miydim? Bunun için kararımı vermiştim. Bir pansiyon odasında ölüp gitmeden önce yavrumu bakım evlerinde bırakmamak için sana gerçeği yazacaktım.
Beni hiç tanımayan sevgilimi. Bütün gücümü toplayıp sana beni hiç tanımayan sevgilime ilk ve son defa yazıyorum. Bütün gücümü toplayarak diyorum çünkü gücüm kalmadı. Öleceğim. Hadi geliyor musun benimle İzmir'e? Geliyorum Selçuk. Bana bir beyaz lale alırsan... şu mektupları ben öldükten sonra Hakan'a ulaştırırsan... seninle geliyorum. Sen ölmeyeceksin Pınar. Yaşayacaksın. Yaşaman lazım. Bak, yaprak hala duruyor. Son yaprağım. Yaşamamı sen de mi istiyorsun? Yoksa o mu Selçuk? O mu? Ya Rabbim, bana onun yanına gidecek gücü verecek misin? Öteki çocuklar gibi oynamıyorsun yavrum. Gel bakayım, gel. Onlar alay ediyor benimle. Kapıya atılmışsın sen diyorlar. Annen baban yok diyorlar. Baban olsun istersin değil mi? Tabii isterim. Baban olsaydı ona koşar mıydın? Babacığım... beni başkalarının elinde bırakma. Yanına al. Hep seninle kalayım der miydin? Derdim ama babam yok ki. Var yavrum. Var. Her çocuğun bir babası vardır. Bak. Bu sahiden benim babam mı? Ona gitmek ister misin? Buradan çıkamam ki. Koca bir delikanlısın sen. Çıkarsın. Hadi. Atla şu parmaklıklardan. Koş git ona. Hadi. Hadi durma. Vakit yok. Ben sana gözcülük ederim. Polisin yanına gidince beni babama götürün diye ağlamaya başlarsın. Anladın mı? Resmin arkasında adres var. Polis doğru babana götürür seni. Sakın bu resmi benim verdiğimi kimseye söyleme. Söylemem. Hadi. Senin çocuğun yok mu teyze? Var yavrum. Ama ondan ayrılıyorum artık. Çok uzaklara gidiyorum. Bana... onun yerine bir kere olsun anneciğim der misin? Anneciğim. Yavrum. 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 Kuvvetli ol yavrum. Ezilme hiç. Mutlu ol. Mutlu ol.
evinizin yolunu bilirsen götüreyim. İşte babam bu. Adres de arkasında. Hiç üzülme delikanlı. Hallettik bu işi. Gel bakalım. Biz onlardan önce gidelim Selçuk. Hakan'ın doğum günü bugün. Son hediyemi vermeliyim ona. Gidelim. Lale'yi kapıya bırakırsın Selçuk. Benim yerime. Ya mektubun? Ben öldükten sonra vereceksin Hakan. Hadi işimiz bitti artık. Hayır. Oğlumu bekleyelim. Buradan iyice gönlüm rahat gitmek istiyorum. Yolunda gerek. Ölüme kadar. Ölüme kadar. Baba! Babacığım! Canım babacığım! Baba! Çocuğum senin yanında emniyette artık. Dünyada ikinizden başka kimsem yok. Bu mektubum ancak ben öldükten sonra eline geçecek. Seni seven fakat hatırlayamadığın, her görüşte yeniden unuttuğum bir kadının mektubudur bu. Öleceğime üzülmüyorum. Ama her yıl, her doğum gününde kim lale gönderecek sana? Vazon boş kalacak. Elveda sevgilim, elveda ruhum. Her yıl vazona beyaz bir lale koymayı unutma. Çünkü artık çiçekleri soldurmanın acı bittiğini öğrendim. Elveda. Bir ziyaretçiniz var. Yoksa siz Selçuk musunuz? Pınar'ın tek dostu. Evet. Pınar'ı seven, içten, yürekten, delicesine seven ve sizin dostunuz Selçuk. Nerede şimdi? Söyle nerede Pınar? Nerede olduğunu öğrenip de ne yapacaksın? Ona daha fazla ıstırap çektiremezsin ki bundan sonra. Yoksa artık yaşamıyor mu? Hayır. Öldü deme sakın. Ölemez Pınar. Ölmedi daha. Ölmek için ne mümkünse yapıyor. Yalnız ameliyatla kurtulma umudu var. Fakat o gene de ölmek istiyor. Son anlarını yaşıyor besbelli. Ben istedim ki
ölmeden seni son defa yanında görsün. Çünkü seni öyle sevdi ki. Anlatamam bunu sana. Mektuplarından her şeyi anladım. Beni ona götürür müsün? Seni de, oğlunu da götürmeye geldim. Hepinize son vazifem bu benim. Yavrum, meleğim. Hakan. Küçük kelebeğim, beyaz lalem, beni affet. Gerçek aşk ararken seni fark edemediğim için affet beni. Hakan. Sen buradasın. Yanımdasın. Yanımda. Gerçek mi bu? Hiç ayrılmayacağız artık Pınar'ım. Hiç. Ömrümü sana adayacağım. Senin sevgine, senin sıcak aşkına. Gel Hakan. Sarıl annene. Annem sen misin? Evet yavrum, benim. İkiniz de buradasınız, yanımda. Yıllar yılı özlemini çektiğim iki insan. Beni nasıl buldunuz, nasıl? Oğlum bana gelince hatırladım seni. Dünyanın bir ucunda da olsam bulurdum seni. Beni affet. Beni eskiden olduğu gibi sevmeye çalış. Sensiz yapamam. Doktoru bulacağım. Yaşaman lazım. Görüyor musun Selçuk? Gelip buldu beni. Sana bir mektup vermiştim. Hani ben öldükten sonra vermen için. Vermedin değil mi? Vermedim. Bak işte burada duruyor. Artık verme onu Selçuk. Sakın verme. Çünkü hissediyorum. Ölmeyeceğim ben. Ölmeyeceğim. Ne gerekiyorsa yapalım doktor. Onun yaşaması için ne lazımsa yapalım. Para istiyorsanız veririm. Avrupa'ya derseniz götürürüm. Yeter ki yaşasın. Ameliyat olmaya razı ederseniz %50 ihtimalle yaşatırım onu. Pınar'ım, küçük meleğim, yavrum benim. Ameliyat olacaksın diyeyim. Umut var mı Hakan? Küçücük bir umut var mı? Var tabii. Kalbindeki küçük delik kanını zehirlemeden önüne geçecekler. Ya seni ve oğlumu tam bulduğum anda birden kaybedersem? Birkaç saat süren mutluluğumu elimden alırlarsa? Birbirimizi kaybetmeyeceğiz bir daha Pınar. Dünya döndükçe beraber olacağız. Öyleyse sakın durmasın dünya. Başaramayacağımı sanıyordum ama kurtuldu. Geçmiş olsun. Allah'ım sana çok şükür. Gerçek aşkı bulduğum zaman denizi bırakmaya yeminliydim. Artık sefer yok, gemi yok, deniz yok. Sadece Pınar var. Pınar
ve oğlum. Şu sözlerini duyabilmek için bütün ömrümü tükettim. Ömrümüz şimdi başlıyor Pınar. Yuvamın kadını olacaksın. Bütün gün senin yanından ayrılmayacağım. Bahçede laleler yetiştireceğim. Seninle birlikte koyacağız vazomuza. Doktor ancak 10 gün sonra hastaneden çıkabileceğini söyledi. Gidip İstanbul'a nikah için hazırlık yapmalıyım. Beni gene mi yalnız bırakacaksın? Bu defa yanında oğlunla dostun Selçuk var. Arkadaşımın gemisi limanda yük bekliyor. 12 gün sonra İstanbul'a gelecek. Seni gemiyle getirecek bana. Gelinliğinle gemiden alıp nikah memurun karşısına götüreceğim seni. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnan yav. Her şey hazır mı? Evet efendim. Nikah memuru telefon etti. Sizden saati bildirmenizi bekliyor. Onlar İzmir'den hareket etsinler hele. Kaptan ne dedi Selçuk? Gemi 3'te kalkacak dedi. Yetişemeyeceğiz. Hay aksi şeytan. Gemi bizi almadan kalkmayacak. Sakin ol biraz. Mümkün olsa. Güzel ol anne. Çok güzel ol. Bütün gelinlerden güzel ol. Hakan. Ruhum. Nasılsın Pınar'ım? İyisin değil mi? Söyle, iyisin değil mi? Öyle iyiyim ki Hakan. Öyle mutluyum ki. Seni yuvana bekliyorum. Her taraf senin için süsleniyor. Gemi 3'te kalkacak. Hazırız Hakan. Az sonra dostunun gemisinde olacağız. Söyle bana. Beni hep böyle sevebilecek misin? Seni ömrüm oldukça seveceğim. Ya sen? Sen beni eskisi gibi sevecek misin? Ömrüm boyunca sana tapacağım sevgilim. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Birdenbire bir kuş gibi çırpınırken iç kanama dediler. Senin yanına gelmek için ağlıyordu. Getirdim işte.